Kreş Örgü Atölyesi'nden merhaba. Daha önce biliyorsunuz waffle modelini tığ işinde yapmıştık. Bu şişle yapılan çok çok kolay bir model. Örgü örmeyi çok az bilseniz de yapabileceğiniz bir model. Özellikle süveterlere, kazaklara, yeleklere, berelere çok yakışacak bir model. Sadece ters ve düz örgü üzerine kuruluyor. Şimdi anlatımına geçeyim. Modelimizi dördün katları üzerine kuruyoruz ama kenarlara birer tane kenar ilmeği bırakacağımız için dördün katları artı yanlara da ekstradan bir tane buraya, bir tane buraya, dördün katları artı iki şeklinde başlayacağız. Şimdi bu bizim kenar ilmeğimiz olduğu için örmeden aldık. Modele geçiyorum. Birinci sıra metodumuz 1, 2, 3 tane düz. Bir tane sağ kaydırıyoruz ilmeği hiç örmeden. 1 2 3 düz örgü kenara örmeden kaydırıyoruz. 1 2 3 tane düz örgü ve örmeden kenara kaydırıyoruz. 1 2 3 örmeden kenara kaydır. Bunu böyle sıra sonuna kadar ilerleteceğiz bu metodu. Sıranın sonunda bir düz ördüm, iki düz ördüm, üçüncü düzü örüyorum. Sonuncuyu da istediğiniz gibi düz ya da ters örebilirsiniz. Ben ters örüp çıkıyorum. İkinci sıra metodumuzda ilk ilmeği örmeden aldık. Geri kalan, bakın burada ilk sırada örmediğimiz düz örgü geldi. Onu da ters örerek, yani bütün ilmekleri ters örerek önde örmediğimiz ilmekleri de bakın şu şekilde örüyorum ben. Böyle arkada düzgün gözükmesi için buradan değil de şuradan alarak örüyorum. Bir örme şekliniz benim gibi ise bu metodu yapın. Bu şekilde bakın. Böyle sıra sonuna kadar komple sırayı hiç aralıksız ters örgü yaparak ikinci sırayı bitiriyorsunuz. Ve üçüncü sıra için döndüm. Üçüncü sırada yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Pardon, şu şekilde. Bir, iki, üç tane düz ördüm. Birinci sırada örmeden aldığım o ilmeği yine örmeden alıyorum. Bu sıra aslında birinci sıranın tekrarı niteliğinde. Üç tane düz örüyorum. Bakın bir taneyi de örmeden alıyorum. Örmeden aldım. 3 tane düz örüyorum. Bir taneyi örmeden. Yani birinci sırada ne yaptıysam, üçüncü sırada da onu tekrar ediyorum. Sıranın sonuna da geldiğimde 3 tane düzümü ördükten sonra bir ters ya da yine sonuncu kenar ilmeği düz ya da ters örebilirsiniz demiştim. Dördüncü sıra metodum. Döndüm arkaya. Ters ördüm. Ön sırada örmediğim o ilmeği bu sırada yine ters olarak örüyorum. Komple gördüğüm bütün ilmekleri ters örerek dördüncü sırayı bitiriyorum. Şimdi 5 ve 6'da değişik bir metot izleyeceğiz. Evet, bakın yavaş yavaş model ortaya çıkmaya başladı. 4 sırayı bitirdik. 5. sıraya geldik. 5. sırada İlk ilmeği örmeden aldım. İkinci, ters, ters, ters örgü. Bakın burada kabartılı durumda olan, hiç örmeden aldığımız ilmeği, ipi geriye atıyorum. Pardon, ipi geriye attım. Yine örmeden sağ şişe geçirdim. Sonra tekrar ters örgü yapacağım için ipi öne alarak 3 tane ilmeği ters örüyorum. Tekrar ipi geriye atıyorum. Bu kabartılı olan, daha önceki sıralarda ön yüzde örmediğim ilmeği yine sağ şişe geçiriyorum. Ters örgü yapacağım için ipi tekrar öne alarak 3 tane ters örgü yapıyorum. İpi geriye attım. Aldım. Tekrar ipi öne alarak 3 tane ters örgü yaptım. İpi geriye attım. Aldım. Tekrar yine sıranın sonuna kadar ilerliyorum. Evet,
Bakın böyle buralar sütun şeklinde sabit kaldı. Son 4 ilmeği de ters örüp çıktım. 6. sıra metodumuz. İpi örmeden aldım ilmeği. İpi örmeden aldım ilmeği. Düz örgü yapacağım. 1 2 3 3 tane düz örüyorum. Çünkü önde 2 sıra haroşa olması gerekiyor ve böylelikle önde 2 sıra haroşa yapmış olacağım. Sonra ipi öne aldım. Bu ön sırada kabartmalı sütun şeklinde olan bu kabartmalı örmediğimiz düz örgüleri arka sırada bu şekilde alıp ters örüyorum. İpi geriye attım. 1 2 3 tane düz ördüm, ipi öne aldım. Bu sütun şeklinde görüneni arkada ters örgü yaptım. İpi geriye attım. 3 düz örgü ve ters örgü. 1 2 3 düz örgü ve ters örgü. 3 düz örgü ve ters örgü. Üç düz örgü, ters örgü. Sıra sonuna kadar ilerliyorum. Bu da bizim 6. sıra metodumuz. Bakın şimdi waffle'ın ilk karesi çıktı. Burada ben aralıkları 3 tane düz ilmek yaparak bıraktım. Siz bunu 4 tane de yapabilirdiniz. Yani hani 3 tane aralarda 2 kabartmalının arasında 3 tane örmeliyiz gibi bir kural yok. Bu 5 de olur, 4 de olur. İpiniz çok ince ise 6 da olur. Kalın iplere, orta ve ortadan biraz kalın iplere 3-4 yakışıyor. Ama ipiniz çok ince ise bunu biraz daha fazla da tutabilirdiniz. Şimdi örmeden alıyorum. 7. sıra 1, 2, 3 tane düz. Ve bunu örmeden aldım. 1, 2, 3 ve örmeden alıyorum. Yani aslında 7. sıradan itibaren 1. sıra metoduna dönmüş oluyorum. Model ilk 6 sıranın tekrarı şeklinde ilerleyecek. Bu şekilde 1. sırada ne yaptıysam bu sırada onu yapıyorum. 8. sırada 2. sırada ne yaptıysam onu yapıyorum. 9. sırada 3. sırada ne yaptıysam onu yapıyorum. Böyle bu şekilde ilerleyecek modelimiz. Yani bu kareleri oluşturana kadar devam edeceğiz. Model dediğim gibi çok kolay, çok hızlı ilerliyor ve çok da şık kabartılı bir görüntü ortaya çıkıyor. Anlaşılmayan bir şey olursa yorumları yazabilirsiniz. Instagram adresimden, DM'den yazabilirsiniz. Hepinize kolay gelsin.